Evet efendim, sizi tanıyalım. Kamuran Arslan, Yozgat Yerköy Yeni Mahalle Sulama Birlik Başkanı. Birliklerin kapatılacağı, bu birliklerle bu işin yürümeyeceği ifadesinden sonra bir takım gelişmeler yaşandı. Aradan yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde 45 gün dönem zarfında sulama birliklerini önce belediyelere, yerel yönetimlere veya il özel idarelere devredileceği hükmü söz konusuydu. Fakat sonra ülke içerisinde bürokratik çevrelerden nasıl bir yöntem izlenmişse bizim kuruluşlarımıza olan gerçekleşmesini istedikleri yasa taslağı orada farklı bir uygulamayla, yani devlet su işlerinden bir yöneticinin atanacağı varsayımıyla bir memur tarafından yürütmeye çalışılan bu anlayış, Türk çiftçisinin, Türk tarımının adeta yok edilmesine yönelik büyük bir darbe vurulması anlamını taşımaktadır. Sebebi şudur, şu anda sulama birliklerinin mevcut yapısı itibariyle devlet su işleri zaten daha önce kendi yürüttüğü sulama sistemini yürütemediğinden dolayı sulama birlikleri devlet eliyle kurulmuş bir yapılardı. Bu esnada bir takım olumsuzluklar iddiasıyla sulama birliklerinin şu anda var olan son 6172 sayılı yasaya göre seçim sistemi olan katılımcı yönetim anlayışından vazgeçilerek, yani çiftçilerin köylerden, arazi sahiplerinin köylerden, ilçe merkezlerinden olan katılımcı çiftçilerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından, seçim kurulları tarafından seçilerek demokratik bir atmosferde seçilen yöneticilerin önce seçilip arkasından birlik yönetim denetim gibi zorunlu organlarını oluşturduğu bir yapı mevcut iken, son yapılan tasarı haline gelen bu düzenleme ile birlikte, yasa tasarısı haline gelen bu düzenleme ile birlikte bu birlikler tamamen katılımcı yönetim anlayışından uzaklaşarak bir bürokratın inisiyatifine terk edilmektedir. Saat 8-5 çalışan bir bürokrat bu işi ne kadar yürütecek? Bunu çiftçimiz zamanla yaşayarak görecektir. Orta Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki barajlar zaten bitik vaziyette. Şu anda sulama alanında ciddi sıkıntılar yaşanıyor olmasına rağmen, yaşanacak olmasına rağmen 2018 sulama sezonunda alelacele yangından mal kaçırır gibi böyle bir kararın alınması bizleri ciddi anlamda üzmüştür ve bu yanlıştan dönülmelidir diye düşünüyoruz. DSİ'nin zaten daha önce bu işi yaparken kendi yapamayıp birlikleri devlet eliyle kurdurmaya çalışmasının altına yatan çiftçiye daha faydalı olma adına yapılmış bir olaydı. Şimdi yeniden bu işin ısıtılıp önümüze getirilmesi ve zaten yasal anlamda eksiklere rağmen, tahsilat yapılamamasına rağmen, bir yığın zorluklarla makine, alet, edevat imkanlarının eksiklerine rağmen birlikler canla başla ayakta kalmaya çalışırken, çiftçisine yetişmeye çalışırken böyle bir kararın alınmış olması zannediyorum özelleştirmenin önünü açacak ve çiftçiye katılımcı yönetim anlayışlarında vazgeçileceği için, bürokratlar aracıyla bu iş yürütüleceği için bundan sonra bürokratlar aracıyla yürütülürken de kısa bir dönem içerisinde zaten bu özelleştirmeye sevk edilecek. Çünkü birlik meclisleri, birlik başkanları işin başında olduğu müddetçe buna bir direnç gösterilecekti. Bu direnci kırmak için önce birlik meclisleri, birlik yönetimlerinin yok edilmesi, yasada yok edilmesi hadisesi benimseniyor. Arkasından kesinlikle bu gidişatın sonunun özelleştirmeye açılarak fiyatların verilecek birlikleri alan şirketler tarafından fiyatların 2'ye 3'e katlanacağı ve tarımın artık yapılamaz hale geleceği kaçınılmaz bir son olarak gözükmektedir. Bu iş başkan ya da başkan yönetim kurulu meselesi değildir. Tamam, birlik meclisleri devam etsin, başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri yetersiz görülüyorsa hepsi görevden alınsın. Ama o mevcut meclislerin içinden yeni 5 kişiler seçilsin gelsin. Yani demokratik kurallar uygulanmaya devam etsin. İşçisiyle, çiftçisiyle, iç içe çalışanıyla, ayrıca mevcut yasal düzenleme içerisinde çalışanlar, yüzlerce, binlerce çalışana yönelik hiçbir karar söz konusu değil. Bunların ne olacak? Özlük hakları ne olacak? İş hayatları ne olacak? Yani pesih mi edilecek? Yoksa yeni şirketler devir mi alacak?
bunlarla ilgili kamu eliyle yürütülecekse bunun ölçüsü miktarı ne olacak? Sadece aldığımız duyum yasa tasarısından taslak olan ama şu anda son haliyle meclise geleceğini düşündüğümüz yapının kesin kes çiftçinin hiçbir şekilde söz hakkının kalmadığı ve tamamen artık yeni oluşacak yapının vicdanıyla baş başa kalacağını ve çok büyük mağduriyetler yaşayacağını, fiyatların 3'e katlanacağını, en az 3'e bak 2'ye demiyorum, en az 3'e katlanacağından eminiz. Çünkü bugüne kadar uygulanan politika içerisinde neydi? Çiftçilerimiz, çiftçileri temsilen seçilen meclis üyelerimiz, birlik meclislerine gelen seçilen meclis üyelerimiz köylerini, ilçelerini temsilen, çiftçiyi temsilen meclislere geldikleri için fiyat belirlemede Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararın üzerinde bir miktar fiyat kararı almamıza birlik yönetimleri ve başkanları ısrarla durmasına rağmen meclisler bunu hep reddetmiştir. 1 lira, 2 lira gibi çok cüzi artışlarla bu hayatiyetini devam ettirmeye çalışmışlardır. Bu saatten sonra oluşacak yapı çiftçinin %99 hatta %100 aleyhine ve tarımın adeta sulu tarımın yapılamaz hale geleceğinin bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman mahalle köy muhtarlarını, ilçe merkez muhtarlarını toplayarak onları dinliyor. Onların sorunlarla ilgili dertlerini dinliyor. 378 tane sulama birliği, bunun binlerce çalışanı, artı irili ufaklı 2500 tane sulama kooperatifi mevcut olduğu halde bu yaklaşık ülkede 7-7,5 milyon nüfusa tekabül etmektedir. Bunları temsil eden bu kurumları da lütfedip dinlemesinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Siyaseten de faydalı olacağını düşünüyorum efendim.